Özgürüz'e hoş geldiniz. Bugün Alman parlamento binasındayız Berlin'de. Şu anda arkamızda Alman parlamentosu genel kurulu toplantıda ve biz burada Sayın Parlamento Başkanı Norbert Lammert'in konuğuyuz. Sayın Lammert çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Thank you very much for accepting us in the parliament. Son gelişmeyle başlamak istiyorum. Türk İstihbarat Teşkilatı, Alman İstihbarat Teşkilatı'na Almanya'da ki Gülencilerin kişi ve kuruluşların listesini verdi ve onların içinde iki milletvekilinin de olduğu anlaşıldı. Bu haber doğru mu ve siz o milletvekilleriyle konuştunuz mu? Bu olay usul olarak garip olduğu kadar özünde de kabul edilemez. Ancak bizi tamamen şaşırttığını söyleyemem. Çünkü neredeyse haftalar ve aylardır takip ettiğimiz gelişmelerin mantığına uygun. Ben federal parlamentonun bir genel kurul toplantısında gayet açık sözlerle bu gelişmenin federal parlamentoyu ve üyelerini doğrudan ilgilendiren kısmıyla ilgili düşüncelerimi söyledim. Bunlar özellikle son gelişmeler için de geçerlidir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk bakanları da bunu anlayacaktır. Alman parlamentosunun buna bir tepkisi olacak mı? Oldu mu? Federal İçişleri Bakanı hemen bir açıklama yaptı. Ve en azından şunun beklendiğini söyledi. İster Almanya'nın işbirliğiyle olsun, ister olmasın. Bütün bu olaylar Almanya'da aynı zamanda bir suçtur. Ve hukuk düzenimizin gerekleri yerine getirilecektir. Türk hükümetinde Gülen tehlikesinin Almanya'da, Alman hükümetinde yeterince ciddiye alınmadığı yönünde bir algı var. Ne dersiniz acaba? Yeterince bu tehlikeyi ciddiye almıyor musunuz? Bir darbe girişimi oldu Türkiye'de çünkü. Burada farklı algılamaların olduğu kuşkusuz. Bizim hukuk anlayışımıza göre tahminler ve iddialar yetmez. İkna edici kanıtlar olmalıdır. Alman güvenlik makamları bildiğiniz gibi yıllardır bu tür olaylarla da ilgilendiler. Ancak ikna edici kanıtlar bulunamadı. İşte bu, işleyen bir hukuk devletiyle hukuk devleti usullerine uygun olmayan davranışlar arasındaki farktır. Yani suçlamada bulunacaksanız bunun için elinizde kanıt olmalıdır. Yoksa bu tür tahminler ve iddialar herhangi bir şekilde hukuki ya da siyasi sonuç doğuramaz. Siz ikinci bir darbeden söz ettiniz Türkiye'de. Neyi kastettiniz? Onu biraz açar mısınız? Ben tabii anayasa hukukçusu olarak Türkiye'deki gelişmeleri değerlendiriyor değilim. Bir Alman milletvekili olarak konuya bakıyorum. Ve demokrasiye inanmış bir insan olarak. Ben bu konudaki algımı dile getirdim. Birkaç hafta içinde Türkiye'de olup biten şeyler geçtiğimiz yaz iki darbe teşebbüsüydü. Birincisi neyse ki atlatıldı. Çünkü Türklerin büyük bir çoğunluğu seçilmiş bir hükümetin, demokratik olarak seçilmiş bir hükümetin şiddetle görevden uzaklaştırılmasını reddettiler. Ki bundan dolayı büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Ancak bu başarısız darbe girişiminden hemen sonra seçilmiş hükümetin kendi anayasal düzenine bir saldırısı oldu. Bu da gayet belli ki ilk bakışta görüldüğü gibi spontane bir şey değildi. Çok kısa bir süre içinde o kadar çok insan tutuklandı ki ve görevlerinden uzaklaştırıldı ki ve o kadar fazla gazete ve televizyon, medya kuruluşu yasaklandı ya da çalışmaları engellendi ki
Bütün bunlar apaçık bir şekilde uzun bir süredir bir manevranın hazırlıklarının yapıldığını gösterdi. İşte benim buradan çıkardığım sonuç bu. Başarısız bir darbe girişiminden sonra yeni bir darbe girişimi bu sefer hükümet tarafından kendi anayasal düzenine karşı yapıldı. Söylediklerinizden şunu anlıyorum. Sanki Türk hükümeti bu darbeyi adeta bir senaryo dahilinde ilk darbeyi organize etti ve sonunda kendi darbesini gerçekleştirdi. Doğru mu anlıyorum hocam? Hayır, beni doğru anlamıyorsunuz. Çünkü bu konuda da benim elimde kanıt yok. Bu yüzden böyle bir iddiada bulunamam. Ben gayet basit olarak aralarında herhangi bir nedensellik bağlantısı olduğunu iddia etmediğim olaylar dizisinden bahsediyorum. Ancak bence bu çok acı bir deneyim. İki yönlü acı bir deneyim. Birçok Türk için çok acı bir deneyim her şeyden önce. Bir kısmı kendi hayatlarını dahi ortaya koyarak bir askeri saldırının Türkiye demokrasisine yöneltilmesine karşı çıktı. Ama hemen ertesi gün, işte o savundukları seçilmiş hükümetin kendi anayasal düzenine saldırdığını görmek zorunda kaldılar. Biliyorsunuz iki hafta kadar kaldı. Türkiye çok önemli bir referanduma gidiyor ve anayasasını değiştirecek. Siz bu da anayasa değişikliğini okudunuz mu ve meclisin bunu kabul etmesini nasıl değerlendirdiniz? Tabii. Şu anda aslında bir demokrasinin kendi kendini lağvetmesinin Türkiye'deki referandum kadar büyük tehlike olduğu bir yer yok. Seçilmiş bir parlamentonun bu sürece aktif olarak katılımı insanı çok sarsıyor. En geç bu parlamentonun seçilmiş üyeleri içinden insanların tutuklanmasından sonra sadece parlamento bu prosedüre katılmayı reddetmekle kalmamalıydı. Hükümeti karşısındaki denetim görevini ısrarla talep etmesi ve uygulaması gerekirdi. Bir başkanlık demokrasisine geçilecekse parlamenter sistem bırakılıp ya da buna geçileceğinden bahsediliyorsa somut olarak hedeflenen değişimlere baktığımızda bu iddianın hem istenen değişimlerin boyutları hem de içeriğini çok masumane göstermeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü mevcut hiçbir demokratik başkanlık sisteminde, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Fransa'da, buna uzaktan yakından benzeyen bir yetkilerin tek elde toplanmasına rastlayamazsınız. Bu adaletin etkilenebilirliğine kadar uzanıyor. Şu anda Türkiye'deki anayasa taslağı tam da bunları içeriyor. Otoriter bir yönetimden çok çekmiş bir ülkenin parlamento başkanı olarak bu anayasanın kabul edilmesi Türkiye'yi nereye götürür sizce? Tecrübelerimden hareketle söyleyebilirim ki tarih tekerrür etmiyor. En azından birebir tekerrür etmiyor. Zamansal koşullar farklı. Her bir ülkenin kendi koşulları farklı oluyor. Her ne kadar çok korkutucu paralellikler olsa bile Almanya'da Weimar demokrasisinin çözülme süreciyle şimdi 100 yıl sonra yaşanan şeyler arasında. Tabii büyük farklar da var. Bu referandumda bir çoğunluğun evet deyip demeyeceği konusunda birçok gösterge bize gösteriyor ki Türkiye kamuoyunun çok büyük bir kısmı bu değişimleri onaylamıyor. Demek ki bu referandumda küçük farkla evet oyu çıkacak olursa dehşet verici iç politik çalkalanmalar olacak. Onun için Türkiye'de bir çifte trajedi yaşanıyor. Tabii her şeyden önce Türkiye için bu bir trajedi.
ve bir siyasi gelişme süreci açısından bir trajedi. Çünkü daha birkaç yıl öncesine kadar benzer ülkelere, benzer dönüşüm sürecindeki ülkelere örnek olarak gösteriliyordu Türkiye. Ancak aynı zamanda bu, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri açısından da bir trajedi. Çünkü bu anayasa değişikliğine evet demek, Avrupa perspektifine veda etmek demektir. Aslında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler gayet iyi gidiyordu göründüğü kadarıyla. Fakat Alman hükümeti Erdoğan'a konuşma izni vermedi burada seçim için. Ve ondan sonra ilişkiler birden tırmandı. Sizce doğru bir karar mıydı? İfade özgürlüğünün bu kadar önemsendiği bir ülkede Türk Cumhurbaşkanı'nın gelip seçmenlerine hitap etmesi neden bu kadar sorun oldu? Şimdi her şeyden önce şunu hatırlatmak isterim ki bizim ülkemizde hiç kimsenin konuşması yasaklanmadı. Bazı hallerde mesela salonlar kiralanmıştı. Bu kiralanan salonlar düşünülen toplantıya sunulmadı. Çünkü oraları kiralayan insanlar kiralama nedenlerini çok farklı bildirmişlerdi salon sahipleri. Bazı durumlarda yangın önlemlerinin yetersizliğinden ya da başka nedenlerden dolayı öngörülmüş olan salonlar bu büyüklükteki bir etkinlik için uygun değildi. Her iki durumda da siyasi çerçeve düşünülerek her şeyden önce toplantıyı düzenleyenlerin ya da talep edenlerin daha dikkatli olması beklenirdi. Ancak federal hükümetin ya da Federal İçişleri Bakanı'nın bir Türk politikacısının konuşmasını yasakladığı hiçbir durum olmadı. Ancak eğer bizzat Türkiye'de muhalefetin seçilmiş temsilcilerine en doğal konuşma imkanları verilseydi, yani aynen Türk politikacılarının Almanya'da konuşmasından beklenen şeyler gibi, o zaman bugün sizinle bunları konuşmuyor olacaktık. Peki Türkiye'deki kutuplaşma büyük oranda buraya da yansıdı, bir gerilime dönüştü. Sizce ilişkilerin düzelme şansı var mı, yoksa bu hükümetle artık Almanya yola devam edemez halde mi? Türkiye, Almanya için. Almanya, Türkiye için. Çok önemli ülkeler. İtiraf etmek lazım ki şu anda çok zor bir durumdayız. Ancak buna rağmen birbirimize veda etme şansımız yok. Onun için hem Almanya hem de Türkiye tarafında sorumlu olan herkes tam da şu anda içinde bulunduğumuz zor durumda sakin davranmalı. İlişkileri kesmemeli. Tam tersine konuşmaya devam etmeli. Ve hangi zor koşullarda olursa olsun ülkelerimiz arasında, kurumlar arasında, hükümetler arasında, resmi kurumlar arasındaki ilişkileri iki ülkenin de insanları yararına ayakta tutmak ve geliştirmek için çaba göstermeli. Son bir soru. Biliyorsunuz dün Türkiye'nin üçüncü büyük partisi HDP'nin genel başkanları açlık grevi, genel başkanlarından biri açlık grevi kararı aldı. Hapiste birçok parlamenter var. Onların durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Alman parlamenterlerle, hapisteki Türk parlamenterler arasında, Türk ve Kürt parlamenterler arasında bir alışveriş var mı, fikir alışverişi? Bir kısmı çok uzun yıllardır sürmekte olan temaslar, ilişkiler var. Federal parlamento üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri arasında, meclis grupları ve partiler arasında da bu var. Tabii hem kurumlar hem de federal parlamentoda bu ilişkilerden sorumlu olan meslektaşlarımız Türkiye'deki meslektaşlarının serbest bırakılması için ve söz hakkına kavuşması için çaba gösteriyor ve gösterecek.
Ancak tekrar ederek şunu söylemek isterim. Eğer bunu birincil görevi olarak görmesi gereken bir kurum varsa o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet, Alman Parlamentosu'nda Alman Parlamento Başkanı ile röportajımız sona erdi. İçinde çok sayıda manşet olan bir söyleşiydi. Türkçesini de birazdan yayına koyacağız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.